Ben Halepli bir gümrük memurunun oğluyum. Babam birçok çocuğu aynı anda büyütmeye çalışan yoksul fakat son derece namuslu bir adamdı. 18 yaşıma bastığımda ona Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip sinema eğitimi almak ve film yönetmeni olmak istediğimi söyledim. Bu 1940'ların Halep'inde benim yaşadığım küçük kasabada adeta şakadan farksız bir istekti. Müslüman bir Arap'ın Hollywood'a gitmesi ve zincirlerini kırıp sinema sektöründe söz sahibi olması hayal bile edilebilecek bir durum değildi. Fakat babam bu düşüncemi büyük bir ciddiyetle dinledi ve özlemlerime engel olmaya hiç kalkışmadı. 18'imde beni Şam Havalimanı'ndan Los Angeles'a uğurlarken elini cebine atıp $200 çıkardı. Ne yazık ki bütün birikmiş param bu oğlum. Daha fazla olsaydı onları da gözümü kırpmadan verirdim diyerek elindeki 2 tane yüzlük banknotu nazikçe cebime bıraktı. Sonra diğer cebinden de bir Kur'an-ı Kerim çıkardı. Mukaddes kitabı avuçlarımın arasına şefkatle sıkıştırırken senin için yapabileceğim tek şey bunları vermektir. Bundan sonraki günlerde belki görüşürüz, belki de hiç görüşemeyiz. Ancak şunu asla unutma. Dualarım seninledir. Allah giriştiğin bu davada yolunu açık etsin diyerek bana gözyaşları içinde sarıldı. Yarım yüzyılı geride bırakan Hollywood maceram işte bu veda anıyla başlamıştır. Onun ideallerime verdiği bu içten desteği ömrüm boyunca hiç unutmadım. Babam o günlerde böylesine ileri görüşlü davranmasaydı Çağrı da olmazdı, Ömer Muhtar da. Thank you.
صلاح الدين يمكن الشخصية اللي حمت الأديان. Selahaddin Eyyubi, İslam'ın öngördüğü cesaret, dürüstlük ve adaletin kusursuz bir portresidir. Bugünlerde ise İslam, dünya kamuoyuna terörizmin kaynağı konumunda bir din olarak sunuluyor. Eğer dünya tarihinde her anı terörizmle bezeli bir din savaşı arayacaksak, bu durumun en kusursuz örneği Haçlıların masum insanlara yıllar boyunca yaptıklarıdır. Peki biz, yani Müslümanlar, Haçlı savaşlarına ganimet için katılan bir grup Avrupalı macera perest nedeniyle bütün bir Hristiyanlığı lanetliyor muyuz? Hazreti İsa'nın takipçilerine terör dininin mensupları olarak mı bakıyoruz? Kesinlikle hayır. Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatacak olan filmimin ana mesajı da işte bu olacaktır.